Kuzey Avrupa'nın dört bir tarafında yüzlerce ceset bulundu. Bu bir çene mi? Kesilmiş ve dövülmüş. Bu bir suç mahalli değil mi? O korkunç suçları işleyen insanlar ne yaptıklarını biliyorlardı. Asırlar önce bataklıklarda mumyalaşmış bu cinayet kurbanları, katil kimdi? Bize bu parçalanmış mumyaların ardındaki sırları anlatacak mı? İşte ona bakmak istiyorum. Ben arkeolog ve mumya uzmanı Rami Romani. Dünyanın dört bir tarafında toprak ölülerini veriyor. Aman Tanrım Pedro, şuna bak. Son teknoloji sayesinde her gün yeni mumyalar bulunuyor. Burası bir su altı suç mahalli gibi. Bu mumyalarda olağanüstü sırlar var. Aman Tanrım, nedir bu? Paha biçilmez. Onları nasıl açacağınızı bilirseniz bu her şeyi değiştirir. İşte mumyaların sırrı. Onlar dövülmüş, boğazlanmış, boğulmuş ve bıçaklanmış. Onların adı bataklık cesetleri. Bütün belirtiler asırlar öncesinin cinayet kurbanları olduklarını gösteriyor. Bataklıklarda doğal olarak mumyalanmış bu cesetlerden yüzlerce ya da belki de binlerce olabilir. O bataklıklar bütün Kuzey Avrupa boyunca yayılmıştır. Onlar neden bu kadar vahşice öldürüldüler ve kim tarafından? Ve neden bataklıklara gömüldüler? Bu vakayı çözmek için zaman azalıyor. Arazi ıslahı son kalan bataklıkları ve sırlarını yok etmekle tehdit ediyor. Bunu araştırmak için Londra'ya geldim. Bakalım ölümcül mumya gizemini çözebilecek miyim? İşte geldik. Londra. Araştırmama İngiltere'deki en iyi korunmuş, en çok incelenmiş bataklık cesediyle başlayacağım. O burada, Britanya Müzesi'nde. Melanie. Merhaba, memnun oldum. Beni kabul ettiğin için teşekkürler. Doktor Melanie Giles ile buluşuyorum. O bir Manchester Üniversitesi profesörü. Demir çağı arazilerinde doktorası var ve önde gelen bataklık cesedi araştırmacılarından biri. Vay canına, şuna bak. Sana söyleyeyim Melanie, hayatımda çok fazla mumya gördüm ama hiç böyle bir şey görmedim. Şu yüze bak. Muhteşem. O biraz ürkütücü. Çok ezilmiş çünkü turbo onu bataklığın içine bastırmış ama bu insanlıkla bağ kuracak kadar önemli bir şey. Yumuşak dokusuna bakıyorum ve o çok şaşırtıcı gerçekten. Kıllarını görebiliyoruz. Dudaklarının çok gerçek olduğu görünüyor. Doğru. Bu biz arkeologlar için gerçek bir sorun. Bunlar çok iyi korunduğu için bulduğumuz çoğu bataklık cesedinde ilk başta onun bir cinayet vakası olmasından endişeleniyoruz. Aslında Leavedomos'tan çok ceset çıktı. İlki bulunduğunda devam eden bir cinayet soruşturması vardı ve polis kayıp olan bir kadının kalıntısını bulduğunu düşündü. Hayır. O Leavedomos'taki bir evden kaybolmuştu. Kadının kocasını getirdiler. Çünkü ondan şüphe ediyorlardı. Karısını öldürdüğünü itiraf etti. Daha sonra radyokarbon tarihlemesi yapıldı ve adamın itiraf ettiği cinayeti işleyemeyeceği ortaya çıktı. Çünkü kalıntılar çok eskiydi ve ne yazık ki o kadın hala kayıp. O hala bataklığın içinde bir yerde. Vay canına. Yumuşak doku çok iyi korunmuş. Buna radyokarbon tarihleme yapıldı mı acaba? Evet. Radyokarbon tarihleme 1980'lerde yapıldı. Sonuçları çok ilginçti. Bu adamı demir çağı ile Roma dünyasının arasında bir yere koydu. Tarihin o döneminde bölge çok karışıktı. Roma İmparatorluğu Keltleri püskürtmüştü. Keltler ortak dilleri ve demir silahları olan savaş seven kabilelerdi. Orta Avrupa'dan Britanya adalarına kadar geçmişlerdi. Bu iki kültür korkunç bir şiddetle savaşmıştı. Romalılar güçlerinin doruğuna çıkıyordu. Ve Keltler yok olmamak için savaşıyordu. Bu adam yaklaşık 2000 yıl önce öldü. Bu doğru, evet. Ve ölüm sebebini biliyor muyuz? Kafasının üstüne çok ağır ve keskin bir aletle vurulmuş. Yani ya çok ağır bir kılıç ya da kuvvetle muhtemel ağır bir balta. Şurada gördüğün şey mi?
Bu doğru. Kafasının üstünde keskin bir travma kesiği var. O bütün kafatasının kırılmasına sebep olmuş ve o da iç kanamaya ve beyin kanamasına. O yara muhtemelen kendi başına ölümün sebebiydi. Evet. Ama o yeterli değildi. Kaburgalarında da yaralanma vardı. Boynu kırıktı ki onun sebebi muhtemelen boynuna sıkıca sarılan bir ipti. Ve o eti de kesti. Sonra o boynundan da bıçaklanmış. Bu yüzden de tabii çok fazla kan kaybetmiş. Demir çağı vahşiydi ama bu... Vahşiceydi. Gerçek. Bu aşırı. Bu insanların fazla öldürme dedikleri şey. O sadece bir kere ölmemiş. O 3-4 defa ölmüş. Bu çok ilginç. Peki testlerde başka neler bulundu? Buradaki Britanya Müzesi'ndeki arkeolog bilim insanları bağırsaklarını inceledi. Son yemeğiyle ilgili ilginç detaylar buldular. Ki o tava ekmeği ya da pide gibi bir şeydi. Ama ayrıca midesinde 4 tane ökse otu meyvesi bulundu. Ökse otu mu? Evet, ökse otu. Çok fazla değil ama garipti bu. Ökse otu zehirli değil midir? Zehirlidir ve ayrıca güçlü bir halüsinojen olabilir. Yani sonuyla karşılaşmadan önce uyuşturulduğuna dair fikirler var. Onu acımasızca öldürmeden önce uyuşturucu mu vermişler? Dolphin'den tam olarak emin değilim ama o çok ilginç. Peki ne yapmış? Onu neden seçmişler? Onu nasıl seçmişler? Bunu büyük bir gizem yapan şeyler de bunlar. Neden öldüğünü ya da kim olduğunu veya neden bu kadar acımasızca öldürüldüğünü ve neden Lindow Moss'a konduğunu bilmiyoruz. Şimdi suç mahalline gidiyorum. Lindow adamının cesedinin bulunduğu yere. O mevkinin bana ne söyleyeceğini görmek istiyorum. Doktor Henry Chapman'la buluşuyorum. O bir arkeolog ve bataklığın 2000 yıl önce nasıl göründüğünü bulmak için yüksek teknoloji kullanıyor. Vay canına. Burası ha? İşte burası. Bu Lindow Moss. Söylemem gerekiyor, Henry bataklığın böyle görüneceğini hayal etmemiştim doğrusu. Evet, bu hayatın çok önemli bir evresi. Burası bir sanayi arazisi oldu ve turba için kesilmeye başlandı. Evet. Demir çağında burası böyle değildi tabii. Evet. Bataklıklar topraktaki çukurlardır ve kötü drenaj yüzünden yağmur suyunu toparlarlar. Altında su geçirmeyen bir kil katmanı vardır ve o suyun toplanmasını sağlar. Kötü drenaj suyun asit seviyesini yükseltir. O da bataklığa düşen organik maddelerin çürümesini yavaşlatır. O organik madde zaman içinde birikip adı turba olan süngerimsi bir tabakaya dönüşür. Bu yerin ardındaki bilim nedir acaba? Her şey üstünde durduğumuz şeyden, turbadan çıkıyor. Bu madde korumasının sebebi su tabakasının yüksek olması. Maddeleri çürüten iki şey burada bir türlü çalışmıyor. Evet. Ki onlar bakteri ve mantar ve burada yaşamıyorlar. Doğru. Yani buradaki şey turba. Lindow adamını bu kadar zaman bizim için canlı tutan şey. Ondan çıkan evet. Kahverengi su. Onu koruyan şey bu işte. Bataklığın dört bir tarafından aldığı korunmuş turba numuneleriyle Henry Lindow Moss'un 2000 yıl önce nasıl göründüğünü tekrar yaratmayı umuyor. Ayrıca bu çok soğuk. Sanki elimde bir buz parçası var gibi. Aslında buzdolabı gibi de çalışır. Bunu İngiltere'de hala buzdolabı olarak kullanıyor musunuz? Çünkü buradaki insanlar çok garip. Evet. Bu iyi fikir aslında. Uygulanabilir. Buraya Guinness'ini mi koyarsın? Evet, ekstra bataklıklı. Hadi gidip biraz numune alalım. Henry şimdi beni Lindow adamının bulunduğu yere götürüyor. Oradan araştırması için numune alacak tabii. Merhaba. Merhaba. İlk metre için tam zamanında. Vay canına, şuna bak. Burası ne kadar derin ha? Bu sadece üstü. Vay canına. 2 ya da 3 metre kadar daha gider. İlk metre bu ne kadar zaman? 1000 sene geriye gittiğini düşünebiliriz. Ve bu çıktıktan sonra aslında 1 metre tarih görüyorsun. Evet. Anladım. GPS koordinatlarını kaydediyorsun ve onları haritana koyduğunda zamanda geri gidip bataklığın 2000 yıl önceki halini görüyorsun. Evet. 3 boyutlu modelimizi yaratmak için bunu kullanıyoruz. Her defasında 1 metre. Evet, her defasında 1 metre. Hadi o zaman 2. metreyi alalım. Bunu aşağı iteceğiz. Evet, aşağı doğru. Tamam, peki aşağı iteceğim. Sorun yok. Yapıyorum Henry. Yapıyorum. Musun? İyi misin? Tamam. Şimdi yardım edin. Evet. Tamam. Tamam. İşte. Evet. Bay Kırmızı'ya kadar itelim. Evet. Evet. İşte bu. Şimdi onu dışarı çıkartacağız. Tamam. Evet. Vay canına, şuna bak.
Şu anda numunede tam olarak ne görüyorsun? Sana Lindow adamıyla ilgili ne diyor mesela? Şunu söylüyor, aşağıya doğru indikçe çok ama çok ıslak ortamların olduğu belli diyor. Turba bir senede 1 milimetre oluştuğu için bu mineralleri ve canlı organizmaları hapseden bir zaman kapsülü. Turbanın her katmanındaki bitkilerden numuneler alarak Henry orada ne kadar su olduğunu ve bataklığın nasıl göründüğünü bulacak. Bazı bitkiler daha çok su ister. Yani nerede ormanlar olduğunu, nerede kısa çalılar olduğunu ve nerede sadece su olduğunu anlayabilecek. İşte bu güzel. Evet, bu biraz teknoloji. Nedir bu? Bu GPS. Telefonundaki ya da arabandaki şeyin aynısı ama bunu deliğin üstüne koyduğumda bir ölçümü kaydedebiliyorum ve sonra da bu 3 boyutlu pozisyonu bilgisayara yüklemiş oluyorum. Anladım. Bu düşük teknolojiyle yüksek teknolojinin karışımı. İşte bu. Mükemmel. Bitti. Yani şimdi bütün bu bilgi burada mı? Evet, her şeyi depoladık. Saha işini bitirdik. Yani şimdi laboratuvara dönmemiz gerek. Sonra bütün bu verileri ve ölçümleri yükleyeceğiz ve modelin nasıl olduğunu görmüş olacağız. Lindow adamının ölmeden dakikalar önce neler gördüğünü bulmak üzereyiz. Hadi gidelim. Tamam, yani bütün bilgi burada mı? Evet, şimdi laboratuvara dönmemiz gerek. Çok iyi korunmuş mumyaların hepsinde acımasızca öldürüldüklerine dair kanıtlar var. Ve onlar Kuzey Avrupa'daki bataklıklarda bulundu. Arkeolog Henry Chapman'ın yardımıyla suç mahallini araştırıyorum. Orası Britanyalı bataklık cesedi Lindow adamının bulunduğu yer. Yani bunları girdikten sonra bataklığın 2000 yıl önce nasıl göründüğüne bakabileceğiz, öyle mi? Çok ilginç. Evet, evet. Kesinlikle harika. Bu kırmızı noktaların her biri numune alınan yerler mi? Evet, öyle. Ve şimdi bugünkü veriyi giriyoruz. Buradaki bölgenin üstünde mi çalışıyoruz yani? Evet, evet, tam şurada ve burası yüksek bölge. Yani daha çok turba var ki bu önemli. Evet. Söylemiştim yaptığımız şey. Cinayetin ardındaki sebebi bulmak istiyorum ben. Evet. Bence işin bizi onu bilmeye yaklaştırabilir. Öyle değil mi? Evet. Peki. Modeli görmek lütfen, ister misin? Hadi bakalım. Tamam, şöyle yaparsak. İşte bataklığın yüzeyi bu. Evet, o zamanlar derin bir turbaymış. Derinliği görebilirsin. Buradaki mesafe ne kadar? 5 metre falan mı? 6, maksimum 7 metre, evet. 7 metre, bu oldukça derin demek değil mi? Kuru kenarları görebilirsin ya da 2000 yıl önce kuruydu. Hı-hı. Bunlar da adalardı. Evet. Gördün mü? Geniş bir bataklık. Lindow adamı tam olarak nerede bulundu? Buradaki küçük gri yerde, bu Lindow adamı. Bataklığın tam ortasında mı? Evet. Nereden bakacak olursak olalım, burası bataklığın en derin yeri. Bu bize Lindow adamının bataklığın tam ortasına konduğunu gösteriyor. Öyle görünüyor değil mi? Bataklığın ortası gitmesi en zor yerdir. Yani bu kazara olmaz. Evet. Sence bataklığın ortasına kadar cesedi saklamak için mi gittiler yani? Onu kuru kenarlara saklamak daha iyi bir seçenek çünkü orada ağaçlar vardır. Bataklığın ortası çok görünen bir yer. Cesedi koymak için en zor yeri seçmişler. Saklamaya çalışmamışlar değil mi? Doğru. Kasti olarak yapılmış yani. Kesinlikle. Bu bilgi yüzünden şuna inanıyorum. Bu kurbanlar bataklığın ortasına götürüldü ve orada kasten öldürüldü. Ama bunu kim yapmıştır? Ve neden? Miranda, merhaba. Seni görmek güzel. Doktor Miranda Aldaus Green, ünlü bir arkeoloji profesörü ve demir çağı konusunda dünyanın en önemli uzmanlarından biri kabul ediliyor. Bataklık cesetlerinin çoğu o dönemde öldürülmüş gibi görünüyor. Fazla öldürme konsepti beni şok etti doğrusu. Onun öldürülmüş olması çok önemli. Çünkü bunu yapan insan kurbanı ölümün eşiğinde olabildiği kadar uzun nasıl tutacağını çok iyi biliyordu. Sence ilk darbede ölmedi mi? İlk yaraları kafaya aldığı darbeler. Ki bunlar onu sersemletti. Ama öldürmedi. Sonra bir halatla boğuldu ve aynı zamanda gırtlağı kesildi.
Gırtlağı kesildiğinde çok fazla kan akmış olmalı ve o bunu kasten yaptı. Ve bence dizlerinin üstüne çöküp yüzü koyun bataklığa itildiğinde yaşıyordu. Çünkü ciğerlerinde bir şeyler var ve bu onlara göre... Evet, bataklıkta hala nefes alıyordu. Adam hala nefes alıyordu. Yani o korkunç suçları işleyen insanlar ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı. Bu beni asıl soruma geri getirdi. O sadece neden bu insanları seçtiler değil, onları neden öldürdüler, onu kim yaptı? Lindow adamın özelliklerinden biri şu. Bataklık onu çok iyi koruduğu için midesinin içindekiler hala duruyordu ve o özel bir yemek yemişti. Ama o yemeğin içinde ciddi miktarda öksü otu var. Evet. Öksü otu zehirlidir. Ama tedavi edici özellikleri de vardır. Ama bu onu duru itlere bağlıyor. Kelt kültüründe duru itler üst düzey rahiplerdi ve toplumun her şeyini kontrol ederlerdi. Gelenekleri sözlü olarak kuşaktan kuşağa geçmiştir. Bir druidin tanrılarıyla iletişime geçmek için kullandığı antik sözleri öğrenmesi 20 sene sürebiliyordu. Ve en önemli ritüellerini yapmasına izin verilmesi için İnsan kurban etmek. Druidler için öksü otundan daha kutsal bir şey yoktu. Yani bu druidlerle Lindow adamının arasındaki bağı güçlendiriyor. Bence öyle. Onlar kurban etme ritüelleriydi ve bence onlar felaketi önlemek için yapılıyordu. Kuraklık, hastalık ya da her neyse. Yani o toplumu korumak için yapılan büyük bir dini ritüeldi. Öyle diyorsunuz. Kesinlikle. Görünüşe göre katiller druidler olabilir. Cesetlerin sayısına ve öldürülme şekillerine bakılırsa, ritüel fikri mantıklı geliyor. Hala anlamadığım şey, bu cinayetlerin neden işlendiği. Erin Kevana bir bilim insanı ve ayrıca günümüz druidi. Sana soracağım çok fazla soru var ama, önce burada bir viski barında ne işimiz var? Çünkü viskinin, bazı viskilerin ana malzemelerinden biri turbadır. Evet ve o turba bataklıklarda toplanan turbayla aynı. Bataklıklardan toplanan turbayla tamamen aynı. Onları evinde yakacak olarak kullanabilirsin. Sen bir druidsin değil mi? Evet ama aynı zamanda bir bilim insanıyım. Ve antik druidlerden farklı. Druidler doğa filozoflarıydı. Onlar zamanlarının bilim insanlarıydı. Bitkilerden anlıyorlardı. Astronomiyi ve mevsimlerin değişmesini ve doğal ortamı biliyorlardı. Yani onların işi ortamı kontrol etmek ve insanları bilgilendirmekti. O kadar eğitimlilerse neden acımasız katilleri vardı? Ve o insanları neden o şekilde öldürdüler? Bunu bize söyler misiniz? Onlar acımasız katiller değildi. Son araştırmalar bilinç kaybının onun çok erken aşamasında başladığını gösterdi. Daha öncesinden zehir yiyen, o mantar ya da başka bir çeşit halüsinojen olabiliyordu. Bataklık cesetlerinin sayısına bak. Onlar daha bataklığa gelmeden kendilerinden geçmiş durumda olmalıydılar. Lindow adamına gelirsek, o bir kurban etme gösterisi olabilir. Onu boğdular. Yani arkasında biri olmalıydı. Sonra onun gırtlağını kestiler. Çok büyük bir kan basıncı olmalıydı. Ve kan her tarafa saçıldı. Evet. Yani bir fıskiye gibiydi ve toprak ıslanmış olmalıydı. Onunla ilgilenen insanlar ıslanmış olmalıydı. Bu şiddet gösterisinin amacı nedir peki? O bataklığı kanla kutsamanın bir yolu olabilir. Yani o bir sunuydu. O bir sunuydu. Tanrılara verilen bir hediye. Evet. Neden? Nedenini hala bilmiyorum. Onu neden yaptılar? Neden bir gösteri vardı? Onda ne kazanıyorlardı? Bunu... Mumyaların sırrı. Görünüşe göre bataklık cesetlerinden druidler sorumlu. İngiliz bataklıklarında bulunan düzinelerce mumya ile ilgili yaptığım araştırmaya göre druidler antik Keltlerin dini liderleri. İnsan kurban etmiş olabilir. Erin Kevana günümüz druidi. O bana bu ritüellerin arkasındaki gizemi anlatıyor. O bir kurban etme gösterisi olmalıydı. Bataklığı kanla kutsamak. Böylece daha sonra onun zenginliklerinden yararlanacaklardı.
Peki neden? Nedenini hala bilmiyorum. Onu neden yaptılar? Neden bir gösteri vardı? Ondan ne kazanıyorlardı? Bataklığın hediyeleri vardı. Onun hediyesi ateşti, suydu ve hediyesi bataklık cevheri. Bataklık cevheri. Bataklık cevherinden demir çıkar ve demirden kılıç yapılır. Bataklık cevheri. Bataklık cevheri. Bende biraz var. Lütfen. Bu özellikle etkileyici bir parça. Ve bu demir mi oluyor? Bu demir oluyor. Ve demir çağında demir çok değerliydi. Evet. Evet. Yani bu şey yüzünden mi bataklıklarda cesetler buluyorlar? Evet. Kelt druidler bataklıklara insan mı kurban ediyorlardı? Demir karşılığında kan. Aaron'dan beni bataklık cevherinin neden insan öldürmeye değer olduğunu bilen biriyle tanıştırmasını istedim. Eski insanlar bataklıklardan demir cevheri alıyordu. Merhaba, nasılsın? Memnun oldum. Merhaba, memnun oldum. Nasılsın? Bizi kabul ettiğin için teşekkürler. Merhaba, iyi misin? Evet, iyiyim. Teşekkür ederim. Burada bir ocağımız var ve bataklık demir cevherini eritip ondan demiri yapacağız. Şimdi Büyük Britanya olarak bilinen bölgede demir çağı yaklaşık M.Ö. 800 yılında başladı. O zaman demirden yapılan silahlar ve aletler yaygınlaşmıştı. Bu dövülmüş demir silahların sertliği sayesinde bronz silahlar kullanan rakiplerine karşı büyük bir teknolojik avantaj sağladılar. O tek başına ölümle yaşam arasındaki farktı. Owen'la birlikte eski tekniklerle bataklık cevherinden bir silah yapacağız. Böylece druidleri daha iyi anlayabileceğim. Aslında şöyle oluyor. Üretim enerjisi vermesi için ısıyı kullanıyoruz ve ocakta karbon monoksit kullanıyoruz. Yani kömürden çıkan karbon bu demir cevherini demire çeviriyor. Ne bekliyoruz? Hadi bunu yapalım. Dikkat etmem güvenlik kuralları var mı acaba? Sadece bunun çok sıcak bir ateş olduğunun bilincinde ol. Bu ocağın merkezindeki ısı yaklaşık 1500 derece. Muhtemelen biraz daha fazla. Bu inanılmaz bir sıcaklık. Evet, bu çok sıcak. Hadi bakalım, biraz demir yapalım. Onu karbonla birlikte ısıtmaya çalışıyoruz. Karbon monoksit de ve ayrıca kömürden gelen fiziksel karbon. Karbon monoksit demir cevherinin içindeki oksijeni aldığından geriye demir kalacak ve biz de onu istiyoruz zaten. Kesinlikle öyle. Altında biraz cüruf olacak ki o demir cevherinden kalan sertleşmiş malzemedir ve üstünde umarım ham demir olacak. Sonra altına bir delik açıp oradakileri alacağım. Cüruf demirin etrafındaki fazlalık maddeler ve minerallerdir. Bu ısıda onlar eriyip ocağın dibine düştükten sonra geriye kalan malzemeye ham demir deniyor. Ve biz de onu yapıyoruz. İşte orada. Nedir o? Bu cüruf. O sıvı cüruf mu? Evet. Bu iyiye işaret. Vay canına. Yani burada kesinlikle ham demir var. Bence altında cüruf var. Ham demir de üstünde. Isı hissedebiliyorum. Harika görünüyor. Demir çağında da buna benzer bir işlem yapılıyor olmalıydı. Yani acele etmeliyiz ha? Hazırım. Ham demire çekiçlerle vurunca cürufun kalanı da ayrılıyor ve geriye saf demir kalıyor. En önemli şey eritme işleminden geriye kalan ham demir ve sonra onu daha da yüksek ısılarda işliyorlar. O demir eritilip şekle giriyor ve ondan sonra bir silah ya da bir alet yapıyorlar. Bu işlem Keltlere sihir gibi gelmiş olmalı. İşte bu, çok güzel. Gördünüz mü? Çıkıyor. Evet, işte çıkıyor. Affedersin, çekici verir misin? Çok güzel. Yapmak istediğim tek şey üstünde çalışmak, doğru şekli vermeye çalışmak. İşte, bir demir çağı bıçağın. Vay canına, şuna bak. Bataklık cevheri demir çağı insanları için çok önemliydi. Bunun sayesinde hayatta kalıyorlardı. Ve bataklık cevheri bol olsun diye onun için öldürüyordun. Bataklık cevheri Keltlere askeri bir avantaj sağladı. Ve demir silahlar yapma işlemi mistik görünüyordu. Bataklığa bu yüzden insan kurban ediyorlardı zaten. Görünüşe göre kurban edilme işleminin bataklığın ortasında yapılması bu ritüel için önemliydi. Lindow adamı için de tabii ki.
Bu teoriyi test etmek için 500'den fazla bataklık cesedinin keşfedildiği Danimarka'ya gidiyorum. Yüzlerce kilometre uzaktaki Danimarka'da bulunan bataklık cesetlerinde de acımasız öldürülme işaretleri var. Aynı Lindow adamı gibi. Holdermoz kadını da acımasızca öldürülmüştü. Sağ kolunun o yaşarken kesildiğine inanılıyor. Aynı Lindow adamı gibi. Holdermoz kadınının da boynunda bir halat vardı. Ve nedenini hiç kimse bilmiyor. Birçok insan kadının boğularak öldürüldüğünü düşünüyor ama o halat kullanılarak cesedi bataklığın içine çekilmiş olabilir. Bunun sonuçları çok açık. O zamanlarda insanları acımasızca öldürmek ve onları bataklıklara koymak yaygın bir uygulamaydı. Ama bilim bunun gerçek olduğunu kanıtladı. Niels Leinrap'la buluşuyorum. Bakalım ne diyecek bize. O Kopenhag Üniversitesi Adli Patoloji Bölümünün başkanı. Ondan cevaplar almayı umuyorum. Buradaki bilim insanları bu cesetleri incelemek için yeni teknikler kullanıyor. Danimarkalı bataklık cesetlerini tekrar analiz ediyoruz. Bu cesetlerin çoğu 100 sene önce bulundu. Şimdi onların tomografisini çektik ve onu baz alıp birçok kemiği ve kafatasını 3 boyutlu yazıcıda bastık. Şimdi her şeyi daha açık görüyoruz. Ceset oraya konduğunda bataklıkta gerçekten ilginç şeyler oluyor. Çok fazla aktivite var cesedi oraya koyduğumuzda. Bu harika. Bana o çalışmaları göstersene. Evet, tabii. Yani bu Tolund adamının tomografisi. Evet. Ve bu 3 boyutlu yazıcıda yapıldı, öyle mi? Evet, öyle. Vay canına. Kafatası gerçek boyutta mı? Gerçeğinden biraz küçük gibi görünüyor. Muhtemelen biraz çekmiş. Bazı kemiklerin %10-15 çektiğini biliyoruz. Neden peki? Onu dışarı çıkarttığında kurutuyorsun ve su buharlaşıyor. Yani onlar gerçekten biraz çekebiliyor. Yaklaşık 100 sene önce yaptıkları işi tam olarak kaydetmekte çok iyi değillerdi. Evet. Bataklık cesedini bulup bir müzedeki kutuya koyana kadar neler oldu? İngiltere'deki teoriye göre bataklık cesetlerinin çoğu deforme olmuş ve druidler insanları bilerek kurban etmiş. Aslında bu cesetler deforme olmuş değil, düzgün ilgilenilmemiş olabilir mi acaba? Evet, eski bataklık cesetleri kazara bulundu sıradan insanlar tarafından. Bataklık cesetlerini bulduktan sonraki günlerde, aylarda ve yıllarda onlara ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu büyük bir sorun. Evet. Ama bir deformasyon varsa onu bilemezsin. Deformasyon olup olmadığını teyit edemezsin. Evet. Bu neredeyse çoğalan bir şey. Bazı bataklık cesetlerine ve bazı kemiklere baktığımız zaman bir deformasyon görebiliyoruz. Ama ayrıca onun doğuştan gelen bir deformasyon olmadığı da açıkça söylenebilir. Onun bataklıktan çıkartıldıktan sonra olduğu da açık bir durumdur. Turbanın ağırlığı Lindow adamı tabii ki ezdi. Ama bilimsel araştırmalar, turbanın o cesetler üstünde daha büyük bir etkisi olduğunu gösteriyor. O delilleri bozuyor ve yanlış sonuçlara varılmasını sağlıyor. Bilimsel kanıtlar, kurban etmelerin acımasızlığını bulanıklaştırsa da, onların bir ritüel olmadığını da söylemiyor. Daha fazla araştırmak için arkeolog ve bataklık cesedi uzmanı Ore Nilsson'la buluşuyorum. Tüm zamanların en ünlü bataklık cesedini inceleme iznini verdi bize. Tolund adamı çok duydum ama henüz onu görmedim gerçekten de. Vay canına. Bu çok gerçek. Çok güzel. Alnı, göz kapağındaki kırışıklıklar, dudaklarındaki kırışıklıklar, kirli sakal, burnu, her tarafı. Bu bedenin 2400 yıllık olduğuna inanmak çok zor. Bu hayatımda gördüğüm en iyi korunmuş insan kalıntısı. Mayıs 1950'de iki kardeş yakmak için turba çıkartıyordu. Ve bataklık yüzeyinin sadece 2 metre altında bir ceset buldular. O Tolund adamıydı. Bu bataklık cesedini farklı kılan şey ne? Polis cesedi çıkarmadan önce hemen arkeologları aradı. Bu sayede nasıl bulunduğunun fotoğrafı çekilebildi. Boynundaki o ip,
Gördüğüm bataklık cesetlerinin çoğunun boynunda bir şey vardı. Hepsi o şekilde asılmıştır. Bununla ilgili ne diyeceksiniz bize? Evet, öyle asılmış ki boynu kırılmamış. Herhangi bir omuru kırılmamış. Onun sadece hava girişi kesilmiş. Hepsi bu. Ona başka hiçbir zarar verilmemiş. Son derece temiz. Sanki her an uyanıp gözlerinin içine bakacakmış gibi duruyor. Peki öyle. Yüz çok iyi korunmuş ama bu gerçek bedeni değil. Öyle değil mi? Evet. O bulunduğu zaman sadece kafası bu şekilde korunmuştu. Ve bedeninin geri kalanı etrafa saçılmıştı. O kazıyı yaptığımızda bedeninin bir kopyasını çıkarttık ama orijinal parçaları bizde. Gerçek bedenine bakmak isteyebilir miyim? Hadi bakalım. Bu heyecan verici. Bu bizim hazine sandığımız. Gerçekten bir hazine sandığı. Yani bunun içinde Tolund adamının diğer beden parçaları var, değil mi? Evet. Ve o bir müze deposunda saklanıyor. Vay canına. Vay canına. Kelime bulamıyorum. Aman tanrım. İnanamıyorum. Aslında ayağın içindeki kemiği görebiliyorsun. Son 20 senede yüzlerce mumya inceledim ve gördüm. Ama bunun gibisini hiç görmedim gerçekten. Aman tanrım. Bunların hepsi deri mi? Evet. Vay canına. Bu üst gövdesi. Burada kalça kemiği eksik ama omurgası ve kaburgaları burada. O kaburgaları mı? Ama Tolund adamının verici ipuçları bedeninde değil, cesedin konulduğu yerde olabilir. Nina, bana Tolund adamının bulunduğu yeri gösterebilir misin rica etsem senden? Denerim. Elimden geleni yaparım. Hadi gidelim o zaman. Tolund adamının bataklığın tam ortasında en derin yerinde kurban edildiğini bulursam, aynı Lindow adamı gibi bu Kuzey Avrupa boyunca arazi ıslahı onları yok etmeden yeni bataklık cesetlerini hızlıca bulmanın yolu olabilir. En önemli şey kalıp değil mi? Yazılı kaydın olmadığında, kanıtın olmadığında, hikayeyle ilgili hiçbir şey bilmediğinde kalıp çok önemli olur. Ve bütün bataklık cesetlerini bataklığın tam ortasında bulabilirsek işte o zaman o bir kalıp olur bizim için. Gerçekten bir kalıp olur. Yani bataklık burası. Bütün bataklık çok büyük. Burada gördüğün her yer bataklık. Peki Tolund adamı bu bataklığın tam neresinde bulundu? Ulusal Müze'den Tol Smith'in 1952'de bataklığa girdiğini biliyoruz. Sonra birkaç fotoğraf çekti. Bu çektiği fotoğraflardan biri. Ve gördüğün gibi tuba hala burada. Ki o muhtemelen burada, gördüğümüz turba duvarı. Tamam. Nina'nın eski fotoğraflarını baz alarak Tolund adamının keşfedildiği yeri bulacağım. Yaklaşıyoruz. Haritaları baz alırsak Tolund adamı turba duvarının 10-15 metre ilerisinde bulundu. Tamam. Yani Tolund adamı tam bu bölgede bulunmuş olmalı. Nina, orası bataklığın tam ortası. Mumyaların sırrı. Tolund adamının bataklığın ortasında kurban edildiğini bulursam, aynı Lindow adamı gibi, o teoremi destekler. Ki ona göre kurban edildikleri yer çok çok önemli. Yani Tolund adamı tam bu bölgede bulunmuş olmalı. Nina, orası bataklığın tam ortası. Orası bataklığın ortası. Ve eski haritalarda orasını görebiliyoruz. Bataklığın en derin yeri. Orası 1874'te en ileri sınırdı. Ama şu anda değil. Bu çok önemli. Yani bugün hala var olan bataklıklara gidebiliriz. Ve her tarafına bakacağımıza direkt ortasına gideriz ve modern ıslahlar onları yok etmeden önce sırları buluruz. Böylesi daha iyi olmaz mı sence? O mümkün.
herhangi bir bataklıkta halen devam eden bir kazı var mı? Bunu biliyor musun? Şu anda Yenik'teki Meding bataklığında ve Lainich bataklığında kazı var. Oraya gidip bakmanı önerebilirim. Kazı alanı tarla olması için kurutulmuş eski bir bataklık. Vay canına, şuna bak. Burası birkaç ay sonra yeni bir ıslah için yok olacak. Matt. Evet, merhaba. Matt Rao'la buluşuyorum. O, Weil Müzesi Arkeoloji Bölümünün başkanı. Bataklıkta gömülü demir çağı eserlerini ve cesetlerini bulmak için zamana karşı yarışıyor. Aslında bu bir şeyler bulup onları müzeye götürmekle ilgili. Ve henüz bir şey bulamadınız mı yani? Evet, şu anda çok şey bulamadık. Çok fazla zamanınız kalmadı. Evet. Bu yüzden bütün kaynaklarınızı kullanıyorsunuz. Evet. Şu anda burada. Evet, evet. Böyle bir bataklığı kazmanın metodolojisi nedir? Nasıl bakıyorsunuz? Önce nereye bakıyorsunuz? Gördüğün gibi arayacağın alan 23 hektar olduğunda bir kürek kullanamazsın. Makine kullanmak zorundasın. O yüzden bu sistematik hendekleri açıyoruz. Mads ve ekibinin 23 hektarı kazması için sadece birkaç ayı kaldı ve ekibi şimdiye kadar onun sadece kenarını kazıyor maalesef. Teoriye göre bataklıkta yapılan ritüeller bataklığın tam ortasında oluyordu. Bataklığın 2000 sene önce nasıl göründüğünü bilmemiz gerekiyor. Bu sayede ortasını belirleyebiliriz. Senin yaptığın şey zaman alıyor. Evet. Ama bu teori doğruysa... Evet. Bu araziye gitmeden ne kadar çok şey bulabileceğimizi bir düşün. Bu bataklığın 2000 sene önce nasıl göründüğünü biliyor musun? Tam olarak değil ama lidar taraması yap. Lidar haritaları, ben de onlara bakmak istiyorum. Lidar görüntüleme, yer altındaki formasyonları belirlemek için lazer ışınları kullanır. Bu taramada en koyu renkler, en ıslak yerleri gösteriyor. Dur, bölgeyi yakınlaştırayım. Gördüm, yapılacak şey lidar. Bu koyu noktalar var. Sol tarafa doğru gider misin biraz? Evet. Bugün hala ıslak olan noktalar... Eskiden bataklığın en derin yerleriydi. Bataklığın bu noktası en koyu bölümü. Bu, evet. Evet, en derin bu gibi görünüyor. Evet, öyle. Ve bu, bataklığın gerçek merkezini bulmak için istiyoruz evet. Bunu. Ve işte burayı kazmalıyız. Bataklığın en derin kısmının eni ne kadar acaba? 123 metre. Oldukça büyükmüş. Evet. Tamam, peki ya bu tarafı? Bu 50 metre. Matt, en koyu noktanın enini ve boyunu ölçüyor. Artık koydukları yerde bataklığın merkezini bulacağız. Eğer bu teori doğruysa... Evet. Değil mi? İşte burası, bataklığın tam ortasında bir şeyler bulabiliriz. Değil mi? Evet. Bugün seninle birlikte bataklığın ortasını kazıp bir şeyi bulursak, bu... Evet. Gelecekteki arkeolojiye bataklık cesedi konusunda yardımcı olur. Şu anda yaptığın her şeyi durdurabilir misin? Benimle bataklığın ortasına gel ve kazmaya başla. Yapalım hadi mı yapalım. Bunu? Tam burasını. Evet, hadi gidelim. Hadi gidelim. Tam şurası, değil mi? Evet, tam şurası, evet. Yani ortası burası. Buranın bir zamanlar bir göl ya da bataklık olduğunu görebiliyorsun. O şimdi kurudu. Yani turba çöktüğü için o daha derin. Burası bataklığın en derin kısmı, değil mi? Evet, evet. Bu harika. Şuna bir baksana. Evet. Tamam, hadi onları buraya getirelim. ...2000 sene önce bu noktada bataklığın en derin yeri, en ortası olmalıydı. Burası, teorim doğruysa, bataklık cesedi ve sunu bulunacak yer olacaktır. Onlar demir çağında burada yaşamış olabilir. Bu bataklığın ortasında bir şey bulursak, bir kalıp olduğunu kanıtlarız. Bu her şeyi değiştirir. Bu turba. Bu ne üst katmanı? Evet. Evet, devam et, devam et. Daha fazla turba yok. Burası sadece kil. Bazen turba çöküyor ve çok çok yoğun oluyor. Özellikle birçok yıl kaldıysa. 100 yıl, 200 yıl. Bütün katmanlar çok sıkışıyor. Yani bir tanesini kaldırdığında 100 yıl aşağıya iniyorsun. Oksijen giriyor. Her şey yok oluyor.
Bir senede bir metre turba oluşur. Yani 2 metre derine inildiğinde normalde 200 sene öncesine gidersin ama bu bataklık kurutulduğu için sıkışmış. Yani 100 yıl sadece birkaç santim. Yani bu kadar toprakta 200 sene mi var diyorsun? Evet. Ve bir ceset bulma şansını kaybedebiliriz çünkü şimdi onlar kağıt kadar ince ve toprağın içinde yok oluyorlar. Evet. Ama bu insan olmayan sunular bulma şansımızı yok etmiyor tabii ki. Herhangi bir obje. Evet, kesinlikle. Yani 1 metre toprakta 3000 yıllık tarih olabilir diyorsun. Bu yüzden şu küçük tepelere metal dedektörüyle bakmak çok çok önemli bence. Metal dedektörlerini en hassas ayarlarına aldık ve böylece onlar en küçük demir objeyi bile bulabilecek. Matt, sanırım burada bir sinyal var. Süper güçlü değil ama. Derinde olabilir. Burada bir şeyler var bence. Hadi bakalım. Evet, evet. Onu buraya koyalım. Oh, çarptım. İşte burada. Nedir bu? O... Bu demir. 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 Tarım aleti mi? Tarım, evet. Evet, modern. Paslandıklarında buradan evet. Geçerken düşüyorlar. Yani burada başka bir şey yok. İyi buluntu. Evet. İyi buluntu. Doğru. Mısır'ın kumlarından bir şey öğrendim, Mads. Nedir o? Vazgeçme. Çünkü daha bakacağımız yerler evet. Var. Değil mi? Evet. Kazmaya devam edelim. Hey Rami. Evet. Sanırım bir şey bulduk. Bir şey mi buldun? Evet, gel bir bak. Sinyal var mı? Belki. İşte burada. Evet. Nedir bu? Evet, bu... Şuna bak. Bu bir broş. Kesinlikle evet. Muhteşem. Bu demir çağı mı acaba? Demir çağı. Emin misin? Eminim. Sence bir sunu muydu bu? Olabilir. Matt, bu ne evet. Demek biliyor musun? Bataklığın tam ortasındayız demek. Evet, bu 2000 yaşında dostum. Vay canına. Bu bir mücevher parçası. Evet, o aslında bir kelt broşu. Kelt kurbanları bunun gibi broşlarla bulundu. Omuzlarındaki kumaşı bununla tutturuyorlardı. Yani iyi bir şans var. Evet. Altımızda. Evet. Hala üstünde bu olan bir bataklık cesedi olabilir. Olabilir, evet. Bunlar çok enderdir. Aferin. Bravo. Bu yeri aramak için daha 6 ayınız var, öyle değil mi? Evet. Elimizden geleni yapacağız. Teşekkürler Matt. Bu bütün Avrupa'daki arkeologlara bataklık cesedi ve kelt objeleri aramada bir strateji verecektir bence. Bataklığın ortasını bul ve orasını kaz. Aralarında yüzlerce kilometre mesafe olan bataklık cesetleri sırlarını ortaya çıkartıyor. Ritüel yemeği cesetlerinin konulduğu nokta. Kuzey Avrupa boyunca ne olduğunu gösteren bir resim ortaya çıkmaya başlıyor. Bu onlara sadece zenginlik vermedi. Böyle hayatta kaldılar. Bataklıklardan çıkan demire ihtiyaçları vardı, yakıt için turbaya ihtiyaçları vardı. O olmadan hayatta kalamazlardı. Teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, bu harika mumyalarla ilgili daha çok şey öğrenmek için bu aletleri kullanacağız.